deniz altında kaybedilen insanlarımız için yürüttüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 867. haftasındayız. 867. haftamızda 26 yıl önce Mardin Dargeçit'te gözaltına alınarak kaybedilen 3'ü çocuk, 7 dargeçitli ve uzman çavuş Bilal Batırır için adalet istiyoruz. Önce bize aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve gözaltına alındığında 11 yaşında olan Hazni Doğan seslenecek. Mardin Dargeçit'te 1995 yılında 29 Ekim gecesi saat gece 3 sıralarında evimiz asker, özel harekat ve kurucular tarafından basıldı. Abim Seyhan o gece gözaltına alındı. Ertesi sabah beni aldılar. Tabura gittiğimde eniştemi gördüm orada. Abdurrahman Olcay, Abdurrahman Coşkun, dayımın oğlu Mehmet Emin Aslan, Davut Altun Kaynak, Nedim Akyun, Süleyman Seyhan ve onlarca insan gözaltına almışlar. 4 gün sonra beni serbest bıraktılar. Annem taburun ağzına gidiyor. Diyor ufak oğlumu öldürmüşsünüz, diğerini de istiyorum. Onlar diyor biz oğlunu bırakmışız. Annem oradan savcılığa gidiyor. Bir dilekçe yazıyor. Aynı gün annemi gözaltına aldılar ve günlerce annemden bir daha haber alamadık. Ondan sonra biz İstanbul'a taşındık. Annem cuma şenliklerine katıldı. Yaşamı bir mezarı olması, oğlunun mezarı olmasına yetmedi. Tek isteği oydu. Annem vefat ettikten sonra babam cumartesi annelerine katıldı. Onun da ömrü yetmedi bir mezarı olmasına. Sonra biz bir emekli kurucunun tanıklığı doğrultusunda Bağözü Dargeçit'e bağlı Bağözü köyünde kazı çalışması başlattık. 11 ceset bulduk. Bu cesetlerden 2 tanesi, birisi abim Seyhan Doğan'a, diğeri de dayımın oğlu Mehmet Emin Aslan'a ait çıktı. Bu köyde askeriyenin kontrolü altında olan güvenlik bölgesi ilan edilen köyler boşaltıldığında belli yerler askerler güvenlik bölgesi ilan etmiş. Bu köyde askerlerin kontrolünde sivil insanların giremeyeceği bir yerdir. Davut ve Nedim'i bizim köyde bulduk, Ulaş köyünde. Bu da askeri koordinatlarda 52 paralel zilinde bir kayıtta çıktı. Eniştem Abdurrahman Olcay ve Abdurrahman Coşkun Kızıltepe'de bir kuyuda başka bir kazı yapılırken onların cesetine ulaştık. Süleyman Seyhan zaten o 95 yılında cesedi yakılmıştı, bulduk. Abimle dayımın oğlu ikisinin cesedini kuyuya atmışlar. Üstünü odun doldurup ateşle yakmışlar. Üstünü taşla doldurmuşlar. Yani korkunç bir ve hani öldürmüşler ama korkunç bir vahşetle öldürmüşler. Biz yıllarca davanın takipçisi olduk. Davamızı Mardin'den Adıyaman'a götürdüler. Mahkemeye de biz sanık aileleri katılıyoruz. Mağdurlar katılıyoruz. Sanıklar kimse gelmiyor. Bu da aslında aileleri bir yıldırma politikasıdır. Bizim de gitmemizi istemiyorlar. 5 defadır mahkeme heyeti değişiyor. Tam karar verecekler, mahkeme heyeti değişiyor. Aslında mahkemede her şey ispatlanmış. Bütün yani birçok tanık var, birçok delil var. O dönemin ZPT şoförü bile çocukları kafasında çuval geçirdiklerini, arabaya bindirip infaza götürdüklerini, ancak Mehmet Tire'nin, o dönemin jandarma komutanı Mehmet Tire'nin yaralanması sonucu geri getirdiklerini, o gün infaz yapmadıklarını, o dönemin çeşitli devletin görevlerinde yer alan insanların tanıklıkları, ben canlı tanık olmama, Davud'un annesi Hayat Altun Kaynak olmasına, o da gözaltındaydı, Süleyman Seyhan'ın kızı, hepimizin tanık olmamıza rağmen birçok aslında her şey ispatlanmış. Bu yani bu çocukların kimler tarafından kaybedildiği, öldürüldüğünü. Ancak bunu yapanların da sadece
jandarma komutanıyla tabur komutanı olmadıklarını, bunların da tek başına olmadıklarından dolayı bu insanlara bir türlü dokunulmuyor veya da dokunulmak istenmiyor. Açıkçası biz mahkemenin daha çok mağdur ailelerini değil de sanıkların korunduğunu, çünkü bugüne kadar bunca şeye rağmen, 7 cenazemiz, cesedimiz olmasına rağmen, bu kadar tanık olmasına rağmen bir tanesi bile tutuklu yargılanmıyor. Şimdi bize 12 yaşındayken gözaltında kaybedilen Davut Altunkaynak'ın babası Abdülaziz Altunkaynak ve annesi Hayat Altunkaynak seslenecek. Gözaltındaki kayıplarından Davut Altunkaynak'ın ailesiyiz. Ben Davut'un babasıyım, Hayat da onun anasıdır. 1995 tarihinde 11. ayın 2'sinde gözaltına alınır. Ondan önce onun anası 2 gün önce gözaltına alınıp işkence yaptırıyorlar. Davut da hayvanları otlatmaya getirmiştir. Eve gelmeden Davut amcasının evine gitmiş korkusunda. Anasına da işkence yaptırıp da diyorlar ki seni burada askerleri içinde soyacağız. Davut nerede? Anası diyor ben bilmiyorum. Belki amcasının evine gitmiş. Koruyucular da diyorlar ki biz onun amcasının evini biliyoruz. Gece saat 2-3'te amcasının evine baskın yapıyorlar. Davut'u onun amcasının Feyzi'nin evinde gözaltına alınıp merkeze getiriyorlar. Korucuyla beraber askeriye beraber tanzerle orada işkence yaptırıyorlar. Anası bir gün orada kaldıktan sonra onu anasını serbest bırakacaklar da onu anasını işkence odasının kapısını açıp Davut'u gösteriyorlar. Davut da Filistin ıskısında aslı olarak aslıdır. Anasını görünce ana bana bir su ver. Daha yani anası su isteyince artık askerler anasını çekip kapıyı kapatıyorlar. Anası da kan yerde kan var idi, kan izleri var idi. Artık Davut'u göremedik. 21 yıl Davut'u aradık, bulamadık. 21 yıldan sonra Dargeçit'e bağlı Ulaş Köyü, Dilan Köyü'nün kırsal alanında Pekurte Kalesi'nde Dicle kenarın nehrin kenarında 120 metre derinliğinde bir kuyuda Davut ile Nedim Akyol'un kemikleri çıkarttık 2015'te. 2015'te kemikleri orada çıkarttık. 2016'da İstanbul'da kemikleri bize gönderdiler. 2016 Nisan ayında Dargeçit'te kemikleri bize teslim ettiler. Nusaybin sokağa çıkmaya yasaklıydı. Burada gömme define etmedik. Dargeçit'te onları define ettik. Ve biz onların katillerin peşini bırakmıyoruz. Bu 20 seferdir, 23. sefer biz Adıyaman'a gittik mahkeme. Mahkeme son aşamaya gelmiş ama mahkeme karar veremiyor. Bunu sonuna kadar biz davacıyız ve onların peşini bırakmayacağız. Ölünceye kadar da onların peşini bırakmayacağız. Biz hakkımızda vazgeçmeyeceğiz. Kayıpların akıbetini bunların katilleri cezalandırmayacağı kadar biz de rahat durmayacağız. Dosyanın avukatı Erdal Kuzu seslenecek. Dargeçit'te 7 insanımızın öldürülmesi üzerinden yaklaşık 26 yıl geçti ve 26 yıldır ailelerin adalet arayışı, hukuk mücadelesi devam etmekte. Bu 26 yıl içerisinde büyük çabalar sonucu kaybedilen her bir insanımızın cenazesi bulundu. Kaybeden her bir insanımızın ne şekilde, nasıl öldürdüğü bütün gerçekleriyle ortaya çıktı. Ama maalesef bugüne kadarki zaman ve süre içerisinde bu kadar çok gerçek ortaya çıkmasına rağmen bu insanların açıkça katledildiği ortaya çıkmasına rağmen bu olayın faillerine ceza verecek cesaretli yargıçlara, mahkemelere denk gelmedik. Yaklaşık 6 yıldır güvenlik gerekçeleriyle Adıyaman'a nakledilen dosyada bütün gerçek, bütün yönüyle ortaya çıktı. Fakat Adıyaman mahkemeleri ısrarla bu dava dosyasında karar vermek istemiyorlar.
Adıyaman mahkemeleri ısrarla bu dava dosyasında delillerin bir şekilde karartılmasına göz yummaktadırlar. 4 yıldır aslında devletin eli altında bulunan, adresi, yeri, yurdu devletin kayıtlarında bulunan bir tanı arıyoruz. Bu tanık söz konusu tarihte, olan yaşanan tarihte, daha geçti bu soruşturma yürütmüş dönemin savcısı. 4 yıl boyunca yargılama aşamasında bu kişi aranıldı ve bu kişiye ait bilgiler mahkemeye verilmedi ya da mahkeme bu bilgileri vakıf olmasına rağmen dosyaya yansıtılmasına engel oldu. Ve en nihayetinde öğrendi ki bu kişi aslında hakkında yakalanma kararları olan bir kişi ve devlet tarafından aranılmakta. Dolayısıyla bu son duruşmada yaşanılan durum ile beraber devletin esasen kendisini cezalandıracağı bu dava dosyasından kara çıkmasını istemediği veyahut da varılan uzlaşma çerçevesinde cezasızlıkla sonuçlandırılmasını istediği çok net olarak ortaya çıkmıştı. Ama bu 26 yıllık mücadele içerisinde bu dava dosyasında yer alan ailelerin, cumartesi annelerinin, insan hakları ve aktivistlerin mücadelesi sonucu 7 insanımızın katledildiği, infaz ettirildikleri ve bunu sistematik olarak yapıldı ve bunun devletin bilgisi dahilinde yapıldı. Çok net olarak bütün yönleriyle ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla aslında bu davada devlet bir yerde suçüstü yakalanmıştı. Ve daha da ötesi 90'lı yıllarda bu topraklarda hangi yöntemleri uyguladıkları, hangi yöntemlerle çalıştıkları çok net olarak ortaya çıkmıştır. Bu dava cezasızlıkla bitse dahi bizim açımızdan failler ortaya çıkmıştır ve toplumun nezdinde de cezalandırılmıştır. Bulduğumuz her kemik, bulduğumuz her cenaze bir suçüstü halidir. Bir insanlık suçunun delili niteliğindedir. Bu failler bizim açımızdan toplum vicdanında cezalandırılmıştır. Sadece mevcut yargılamada da bu tespiti yapabilecek cesaretli yargıçlara ihtiyaç duyduğumuzu söyleyebiliriz. 867. haftamızın basın açıklamasını dosyanın takipçisi olan Mardin Şubemizin eş başkanı Avukat Gülistan Duran okuyacak. Dar geçit JITEM davasında hukuk işletilmeli, adalet sağlanmalıdır. Türkiye'de zorla kaybetme eylemleri etkin bir biçimde soruşturulmuyor, suçun arka planı gizleniyor, fail ve sorumlu konuda olan cezasızlık zırhıyla korunuyor. Bu kadim devlet siyaseti sonucunda kayıp yakınlarının adalet talepleri adliye binalarında karşılık bulmuyor. 867 haftadır her yolu hem her imkanı kullanarak haykırıyoruz. Göz altında kaybetmeleri cezasız bırakmak bir devlet siyaseti olamaz. Devlet başta göz altında kaybetmeleri olmak üzere tüm insan hakları ihlallerini, insan hakları değerleri ve standartlarına uygun bir biçimde ele almak ve cezalandırmak zorundadır. 867. haftamızda bir kez daha gündeme getirdiğimiz dar geçit kayıpları dosyası bu sözlerimizi teyit etmektedir. 29 Ekim 8 Kasım 1995 tarihleri arasında Mardin Dar Geçit'te ağır silahlı askerler ve korucular tarafından yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. 4 çocuk, 2 lise öğrencisi ve 2 kadının da aralarında olduğu bu kişiler Dar Geçit jandarma taburuna götürüldü. Gözaltında tutulanlardan bazıları bir süre sonra serbest bırakıldı. Ancak 12 yaşındaki Davut Altunkaynak, 13 yaşındaki Seyhan Doğan, 16 yaşındaki Nedim Akyün, 19 yaşındaki Mehmet Emin Aslan, 20 yaşındaki Abdurrahman Olcay, 21 yaşındaki Abdurrahman Coşkun ve 57 yaşındaki Süleyman Seyhan için sorgu sonrası serbest bırakıldılar, daha gitmişler cevabı verildi. Olaydan 4 ay sonra 6 Mart 1996 tarihinde Süleyman Seyhan'ın kafası olmayan yakılmış bir bedeni bir kuyumda bulundu. Seyhan'ın bulunmasından 2 gün sonra da onun bulunduğu yer hakkında ailesine bilgi verdiği ve taburda yaşananların üst makamlara aktarma potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle Dar Geçit Jandarma Taburu'nda görevli uzman çavuş Bilal Batırır da kaybedildi.
Evlatlarını aramaktan vazgeçmeyen aileler tehdit edildi, gözaltına alındı ve işkence gördü. Kayıplarına ulaşmak için yaptıkları suç duyuruları etkin bir biçimde soruşturulmadan takipsizlikle sonuçlandı. Ailelerin İnsan Hakları Derneği'ne yoğun çabası sonucu olaydan 14 yıl sonra Dalgiçit Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dalgiçit kayıplarının gözaltında öldürülerek kuyulara gömüldüğü, uzman çavuş Bilal Batırır'ın taburun kazanında yakıldığı ortaya çıktı. 2012, 2013 ve 2015 tarihleri arasında tanık beyanlarına dayanarak yapılan kazılar sonucunda gözaltına alınan kişilerin ağır işkence izleri taşıyan kemiklerine ulaşıldı. Savcılığın hazırladığı 30.10.2014 tarihli iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve 2015 yılında Mardin Jandarma Komutanı Hurşit İmren ile Dalgiçit Jandarma Komutanı Mehmet Tire'nin de içinde olduğu 18 kişi hakkında birden fazla kişiyi taammüden öldürme suçlamasıyla dava açıldı. 7 Dalgiçitli'nin ve uzman çavuş Bilal Batırır'ın nasıl ve kimler tarafından kaybedildikleri tüm detaylarıyla mahkeme kayıtlarına geçti. Dava dosyasında sanıkların sorumluluğuna işaret eden birbiriyle tutarlı bir sayıda tanık beyanı ve beyanları destekleyen deliller yer aldı. Ancak bugüne kadar 16 duruşması yapılan ve karar aşamasına gelen bu önemli davada 5 kez mahkeme heyeti değişti. Duruşmalar boyunca davacıların ve halkın güvenini kazanacak bir yargılama ortamı sağlanmadı. 867. haftamızda bir kez daha Dalgiçit Jandarma Taburu'nda gözaltında kaybedilen 8 kişiyi hatırlıyor ve bu insanlığa karşı suçu azmettirenlerin işleyenleri hakkaniyete uygun bir biçimde cezalandırmalarını istiyoruz. Bunun için Dalgiçit davasında yargı mensuplarına, uluslararası meslek etiği kurallarına uyarak duruşma ve karar aşamalarında görevlerini tarafsız, önyargısız ve iltimassız olarak yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Dalgiçit kayıpları için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlamaktan, 168 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği. Her hafta olduğu gibi bu hafta da herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız basın açıklamalarımızı izlemeye, basın açıklamalarımızı ve taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.